Soru. İslam, Müslüman olmayanlara rahmet ve sevgi gözüyle bakar mı? Allah'a hamdolsun. Birincisi, İslam'ın insanlığa bakışında rahmet ve sevgi doludur. Bundan başkası da zaten düşünülemez. Çünkü İslam dini Allah'ın koyduğu dindir bütün insanlığı bu dine girmeye davet etmektedir. Aynı zamanda Allah bu dini vahyetti. Yaratılmışların en merhametlisi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kalbine indirdi. Bunun doğruluğunu Allah'ın kitabı şu ayette doğrulamaktadır. Biz seni göndermedik ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Kur'an'dan, sünnetten ve peygamberin hayatından bu anlamı pekiştiren durumlara delil getirebiliriz. Bunun için birçok tablolar ortaya çıkmaktadır. İşte kurtuluşa erenler onlardır. 2 şafir de olsalar anne babaya ihsanda bulunmak ve iyilik yapmak. Bilakis çocuklarını İslam'dan alıkoymak, küfre ve şirke girmesi için emrediyor ve çalışıyorsa bu konuyla ilgili Allah şunu buyurmaktadır. İnsana ana babasına iyi davranmasını tavsiye eden biziz. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak karnında taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. İşte bu sebeple önce bana sana verdiğim nimetimden dolayı sonra da ana babana seni büyütmende karşılaştıkları zorluklardan dolayı şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüşün ancak banadır. Yaptıklarını soracağım. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada seninle Rabbin aranda günah olmayan ve sana sorumluluk getirmeyen durumlarda onlara itaat ederek iyi geçin. Bana şirkinden tövbe edip İslam'a yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O vakit size yapmış olduklarınızı haber veririm. 3 Müslüman da Olmasalar komşulara ihsanda bulunmak. Komşuna bakmasını, onu önemsemesini, onu korumasını ve hakkını vermesini isteyen ve insanları bunu yapmaya tavsiyede İslam'ın benzeri ne bir kanun, ne bir metot ve ne de bir din olduğunu göremezsin. Allah şöyle buyurmaktadır. Allah'a ibadet edin ve hiçbir şey ortak koşmayın ona. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlar, köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine iyi davranın. Kendini beğenen ve Rabbinin verdiklerine daima böbürlenip şükretmeyen, inkar eden kimseyi sevmez. El Kurtu bir rahimehullah şunu belirtir. Nufus Şami dedi vel cerazul qurba, Müslümandır. Vel carul cunbi Yahudiler ve Hristiyanlardır. Buna binaen diyorum ki, Müslüman veya kafir olsun, komşuya ihsanda bulunmak emredilen ve sevilen bir durumdur. Doğru olan da budur. İhsanda bulunmak ve muvafsat anlamında veya güzel muaşeretten eziyeti kaldırmak ve onu savunmak olabilir. Buhari Ayşe radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu buyurduğunu rivayet etti. Öyle ki Cibril bana komşu hakkında tavsiye etti ki onun bana mirasçı kılacağını zannettim. Ebu Şurah'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediğini rivayet etti. Vallahi iman etmiyor. Vallahi iman etmiyor. Vallahi iman etmiyor denildi ki kim ey Allah'ın Resulü buyurdu. Komşusunun kendisinin eziyetinden emin olmayan kimse. Bu durum bütün komşular içindir. Peygamber Efendimiz onun bu eziyetini bırakması için üç defa tekrarlayarak pekiştirmek istedi. Komşusuna eziyet eden kimsenin kamil bir imanı olmadığını ve mümin bir kimsenin komşusuna eziyet etmesinden sakınması gerektiğini belirtti. Allah'ın ve Peygamberinin yasakladığı durumu bırakmalı ve o ikisinin razı olduğu ve teşvik ettiği durumları kullar yapmalıdır. 4. Savaş etmeyen kafirlerle, adaletle ve ihsanla muamele etmek. Bu konuda Allah şunu emretmektedir. Allah sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü insaflı olanları sever Allah. Şey Abdurrahman Es-Sadi Rahimahullah şunu belirtti. Yani Allah sizin akrabalarınızdan veya diğerlerinden müşrik olanları adaletle iyi bir ödülle, ihsanla ve alakayla muamele etmenizi yasaklamaz. Din hakkında sizinle savaşmadıkları, sizi diyarınızdan çıkarmadıkları sürece, sizin onlarla ilişki kurmanızda sizin için bir günah yoktur. Bu durumda bir mahzur ve fesat olmadığı için, onlarla ilişkide bulunulabilir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim antlaşma yapan birini öldürürse cennet kokusunu alamaz. Onun kokusu 40 yıllık bir mesafede bulunur. El Hafız bin Hacer rahimehullah şunu belirtti. Bundan murad edilen Müslümanlarla ister cizye antlaşması veya devlet barışı ya da bir Müslümanın himayesine giren bir antlaşma varsa onu kast etmektedir. 6. Antlaşma yapılana zulmetmek ve gücünün dışında onu sorumlu tutmak. Bu konuda Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şunu belirtti: Kim bir antlaşma yapılana zulmederse, onu küçük düşürürse, gücünden fazlasını yüklerse, ondan bir şey güzellikle almazsa, kıyamet gününde ben onun hüccetiyim. Şeyh Muhammed bin Salih El Useymin rahimehullah şunu belirtti: Kim ülkemize çalışmak veya ticaret yapmak için gelmişse ona bunu yapmasına izin verilir. Çünkü o ya antlaşma sahibidir veya himaye edilendir. Ona saldırmak caiz olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabit olan bir hadiste kim antlaşma yapan birini öldürürse cennet kokusunu alamaz. Bizler Allah'ın emrine teslim olmuş Müslümanlarız. İslam'ın muahede ve eman verilen ehlinden saygı duymamızı istediğine biz de saygı durayız. Kim de bunu bozarsa İslam'a kötülük etmiştir. Bunu insanlara terör kumpas ve ihanet olarak göstermiştir. İslam'ın ahkamına uyan kimseler antlaşma ve sözleşmelere saygı gösterirler. İşte hayır ve kurtuluş bunda beklenebilir. 7 Saldırganlığın yasaklanması ve adaletin farzlığı. Bu konuda Allah şunu emretmektedir. Sizi haram mescitten engelleyen topluluğun kötülüğü sizleri onlara saldırmaya sevk etmesin. Ve ayette bir kavmin kötülüğü sizleri adaletsiz davranmaya sevk etmesin. Adaletli olun, takvaya en yakın olan da budur. Şey, Eşen Gıti Rahimehullah şunu belirtti. Allah'a senin hakkında isyan eden kimseye, senin onun hakkını vermeni emreden bu ayetlerin ne güzel ahlakı içerdiğine bir bak. Adva-ul Beyan Kim de bundan fazlasını isterse onu bilgilendiririz. Bu cevaba bakan Müslüman olmayanların içinde bulundukları duruma bir baksınlar. Allah'ın onları İslam'a girmekle emrettiğini, Peygamberi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sadece Arapların değil, yeryüzü halklarının hepsinin peygamberi olduğunu bileceklerdir. Bunu okuyanlar vakit geçmeden herkes kendini kurtarmaya baksın. Alemden Rabbini birlediğini hemen ilan etsin. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Risaletine şahitlik etsin. Şahadet getirdikten hemen sonra hayatının dönüm noktasında değişimi görecektir. Dünya ve ahiret saadetinin dünyasına girecektir. Rabbinin rızasını kazanacak, ve azabından ve gazabından sakınacaktır Allah her şeyi en iyi bilendir